Evet, Roket çocuk bu sabah gördüğü UFO'dan mı bahsetmeye gelmiş? Gördüğü mü dedi abi? Böyle hikayeler uyduramazsın. Bu yaşta olmaz. Benim uydurduğum falan yok. O zaman neden devlet bir SETI uzman ekibi göndersin ki? Bu kadar garip davranmaya devam edersen o okula hiç uyum sağlayamazsın. Zaten aptal arkadaşlarına uyum sağlamak istemiyorum. Bill, yeter artık. Özür dilerim. Frankenstein'ın gelini. Billy. Sanki bir canavar filminden fırlamışa benzeyen arkadaşları var ve evcil gorilleri benimle keve sataşıp duruyorlar. Bunu sen istiyorsun şapşal. Aa, affedersin. Randy ve Andy'den bize patates püresi atmalarını istediğim kısmı kaçırmışım. Ve ayrıca ben... Billy, yeter artık. Ye. Ve Kate'i. Kardeşine şapşal diyerek hiç yardımcı olmuyoruz. Bana hep korkunç bir ölüm gibi gelmiştir. Birini tutmak ve onu ısırmak mı? Aslında Kont bu işi seni öldürmeden yapabilir. Seni ölümsüz ordusunun bir askeri yapacak kadar kan içer. Zombi gibi dolaşırsın ama gerçek bir vampir olamazsın. Ta ki sendeki tüm insan kanını kurutana kadar. O zaman bu daha iyiymiş. Aslında bir parça eğlenceli gibi duruyor. Dracula'nın ölümsüz ordusu. Bunları gerçekten gerçek olmasını istiyorsun değil mi Bill? Ortalıkta vampirler olsun istiyorsun. Kurt adamlar ve uzaylılar değil mi? Evet. Sen istemez miydin? Ortalıkta canavarlar ve UFO'lar olsaydı ne kadar güzel olurdu. Sabah uyandığında neyle karşılaşacağını bilemezdin. Artık kabadayılar ya da tarih dersleri olmazdı, ofise gitmek olmazdı ya da ödev yapmak. Bir vampir avcısı olurdun ya da... Yakın temas adamı. Bu çok güzel olurdu. Biliyorsunuz bu oyunlar beyninizi çürütür. Yani ondan geriye kalın. Burada bekleyin. Geri döneceğim. Yıldızların arasındaki boşluk her zaman karanlıktır. Ve şimdi o karanlık Nolwood'a geldi.